Merhabalar. Bu videomda stent nedir? Şöyle bir şey, laboratuvarımızda kullandığımız stentlerden birinin şişirildikten sonraki videosunu da kaydettim. Bunları da göstereceğim burada. Zaten filmin en başında o şişirilme sahnesini gördünüz. Detaylardan biraz bahsedeceğim. Stenti nerede kullanıyoruz? Nasıl bir şeyden mamul bu stent? Nerelerde kullanılıyor? Yani bir eriyor mu bu stent? Vücudumuzdan gidiyor mu, çıkıyor mu? Bir stenti değiştiriyor muyuz sonra? Mıknatıs çekiyor mu? MR'a girebilir miyiz? Bu tip sorulara cevap vermek istiyorum. Kısaca. Önce şu videomuza bir bakalım. Bakın burada bir videomuz var. Şurada damarın tıkalı olduğunu fark ediyorsunuz. Bakın şöyle tam baştan alalım. Şuradan şöyle bir damar buraya gidiyor. Bakın aşağı doğru giden damarın da ucu şurada güdük kalmış. Belli değil mi? Kopmuş. Şu damarlar hep incelerek gitti, bittiği halde bu incelmeden birden sonlanıyor. Dolayısıyla diğer taraftan görüntüsünü alıyoruz bu damarın. Burada bir sıkıntı yok. Aort dediğimiz başka damarı var. Yine kalbin üçüncü damarı. Onu da görüntülüyoruz. Görüntüledikten sonra bakın o tıkalı yerden telimizi geçiyoruz. Teli geçtikten sonra üstünde bir balon yapıyoruz. Şu balonun şişme anı. Sonrasında bakın damarda akım oluştu. Şuradan aşağı, şu kısımdan aşağıda damar yoktu. Bu kısımdan oluştu. Damarın oluştuğu yeri görüyorsunuz. Şimdi şu kısmı balonla açtık ama yeterli olmadı. Buraya stent koyacağız. Getiriyoruz. Bakın bu stentin şişmiş hali. Şişerkenkini zaten size videoda ben göstereceğim. Ama şiştikten sonrası görüyorsunuz. Şu şekilde. Arkasından aldığımız film. Bakın aldığımız filmde damarın o bölgesinin tamamen açılmış olduğunu görüyorsunuz. Stent öz itibariyle bu işe yarıyor. Stentin kendisini bir göstereyim. Bakın. Şu. Bayağı detaylı bir şekilde gösterdik. Gördüğünüz gibi bakın şunlar sarmal sarmal birbirlerine sarılmış vaziyette. Şiştikten sonraki halini göstereyim size. Bu yine sarmal sarmal olan hali. Bakın parmağımın ucunda, benim parmağımın ucunda stentin sarmallarını fark ediyorsunuz. Şu şekilde gidiyor bakın böyle. Bunların aralarında şuralarda da tutturma yerleri var. Bunları tam şişirdikten sonra yine göstereceğim size. Yine başka bir fotoğrafta bakın sarmal sarmal olduğunu görüyorsunuz. Şu plastik bir boru. Bu plastik borunun üstünde şuralar balon kısımları. Stentin balon kısımları şunlar. Stentin arkası tabi hortum gibi gidiyor. Dışarıda kalıyor. Burayı damarın içine kadar sokuyoruz. Damarın içinde dar olan yere burayı sokup sonra dışarıda bir pompa vasıtasıyla bunun içine su salıyoruz. Ve şiştikten sonra bu şekilde oluyor. Bakın. Şu sarmallar şunlardı. Onların aralarında birleştiren, arada şu telleri de birbirine birleştiren başka sarmallar var. Stentin aslında boyu da uzayabiliyor. Şiştiği zaman veya esnek oluyor. Eğilip bükülebiliyor. Bakın bu stentin içinde stenti şişiren balonumuz. Stent çıktıktan sonra balonu bir daha şişirdik. O da size göstermek için. Bu balonun çapı şöyleliğine 3 milimetre, böyleliğine boyu da 24 milimetre. Şu markerların arası üstlerinden biraz taşıyor tabii ki. 30 milimetre, 3 santime kadar uzuyor. Bu başka bir arkadaşın çektiği fotoğraf. Yine bu da güzel. Göründüğü kadarıyla. Şimdi şu stent şiştikten ve çıktıktan sonra dışarıya
Böyle damarın içinde şuralarda plakların olduğu yer, dar olan yerleri genişletmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeye gelelim. Şiştikten sonra stent nasıl görünüyor? Bakın. Şu şekilde. İki parmağımın arasında yine stent böyle duruyor. Nispeten dirençli bir stent. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Şişmeden önceki halini göstermiştik. Şimdi de şişirilme anını gösteriyorum size. Stentin. Bakın burada. Tabii şişirmeden önce çok iyi havasını alıyoruz. Burada bize şişirmeye yardımcı olan arkadaş havasını almadan bunu şişirdi. Şu uç kısmında biraz hava kalarak şişmiş oldu. Normalde biz tamamen havasını aldığımız için buradan kaçacak olan havanın da patlasa bile bir zararı olmuyor. Bakın stenti şiştik. Balonu söndürdük. Söndürdükten sonra görüyorsunuz. Stent elimizde kala kaldı. Stentin çapı 3. Boyu 24 milimetre. Stent krom kobalttan yapılmadır. İkisi de bir çelik mamulü. Alaşım yani. Şişerken işte genişliyor ve bir şekilde çelik olduğu için tekrardan daralmıyor. Öyle kalıyor. Önce ilk koyarken çok ince olduğu halde koyduktan sonra stent orijinal boyutuna ulaşıyor. 3 milimetre 24 milimetrelik bir stentti. Bir an önce gösterdiğimiz stent. Damarlardaki darlıkları açmak için kullanıyoruz. Damarlardaki darlık derken bakın mesela şurada da yine bir örnek göstermiş. Şurada damarın daraldığı yer. Burada damara balon yaptığımız yer. Bu da balonla stent pardon. Arkasından da stenti çektikten sonra genişletmiş haliyle kalıyor. Stent vücudumuzdan hiçbir zaman bir daha çıkmıyor. Çok hafif. Miligram düzeyinde yani o kadar düşük. Ben şöyle tahmin ediyorum. 20 tanesi 30 tanesi falan 1 gram gelir bunun tahminine. Dolayısıyla hani 10 tane stent konuldu size 20 tane stent konuldu. Çok fazla bir ağırlık yapmaz sizde. Damarınızla büyük oranda uyum sağlıyor zaten. İlk koyarken genelde stente karşı vücut reaksiyon verir de daraltırsa damarı veya spazm yaparsa o zamanlar sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir de damarın etrafı bazen çok sert olduğu için bazı insanlarda stenti koyduğunuzda balonu yaptığınızda yırtılıp çatlayabiliyor. Stent nispeten yine onu onarıyor ama bu çatlakların arasından damardan sızmalar olursa oralara da graft stent dediğimiz yani deliksiz olan stentler koyuyoruz. Ama tercihimiz tabii deliksiz değil bu şekilde ağ gibi olan stentler koymak. Çünkü damar dümdüz bir boru değil. Gittiği yere her gittikçe yanlarına dal veriyor. Dolayısıyla da stentin bir şekilde aralarında boşlukların kalması gerekiyor. Yani tel örgü gibi olması ve aralardan çıkan damarları tıkamaması gerekiyor. Çok nadiren stentin kendisi tıkamaz da stent damarı açarken kenarlarda damarların ağızlarında bulunan yırtıklar, plaklar onlar üst üste basarak damarın yan damarı tıkayabiliyor. Biz bu yan dalların tıkanmaması için ayrıca yan dallara da o gösterdiğim videodaki 0,14 teli, ince teli koyabiliyoruz. Teli tekrar göstereyim ben size bakın. Bakın şu mavi olan tel 0,14 guide wire dediğimiz tel. Bunun ucu genelde eğri olur. Böyle düz değil. Buradan kesmiş gibi yapmış. Bu orada kalır. 0,014 inçtir. Yani çok ince bir teldir bu. Şu telin kalınlığına göre bu da saç telimiz kadar falan ondan birazcık kalın olabiliyor yani. Bu kılavuz teli yan dallara da eğer şuralardan çıkışlar varsa çıkan yerler varsa oraların ağızlarından da bir tane tel buraya bir tane oraya göndeririz. Tel orada bir direnç gösterir. Tıkanmamasına büyük oranda vesile olur. Ama çok ciddi risk görüyorsak yan dala teli göndeririz. Üstünde de bir balon göndeririz. O balonu da bu stenti şişerken şişeriz. Dolayısıyla oranın ağzını tıkayamaz.
geçici bir balon orada tutuyoruz. Sonra stent indiği zaman balonda çekiyoruz. Stentle damar arasında balon hemen hemen hiç sıkışmıyor. Çünkü balonumuz zaten kaygan, dokular kaygan. Stent de balonu tutan bir malzeme değil. Çıkıyor, orada kalmıyor yani. Balonu oradan tekrar geri alabiliyoruz. Gayet rahat oluyor. Şunu söyleyeyim. Bundan bir 5-10 yıl önce piyasada eriyen stentler vardı ve bu stentler çok büyük umutlarla çıkarıldı. Fakat çıkarıldıktan birkaç sene sonra bu stentlerin iyi olmadığına karar verildi ve piyasadan toplatıldı. Tekrardan şimdi çalışmalar yapıldı. Yeni eriyen stentler piyasada var. Erimeyen stentler, yani bu stentler en az 20 yıllık bir deneyimin ürünü ve piyasada hani ilaçlı stent olup da daralan stent hemen hemen şimdi yok. Stentleri uygulamakta daralır diye korkup endişe edip de uygulamadığımız olmuyor hemen hemen. Ama yan dalları tıkama riski varsa, çok uzun stent koymanız gerekiyorsa, o zaman ameliyata verdiğimiz vakalar oluyor. Ama çoğunlukla stentle işleri çözebiliyoruz. Bu stenti, bu damarı tabi biliyorsunuz kalp damarları için bahsediyoruz ama boyun damarı için, bacak damarları için de stentler kullanılıyor. Ama bizim burada bahsettiğimiz stent tabii ki kalp damarlarının açılması için kullanılan stentler. MR'a girebiliyoruz. Şu son yıllarda üretilen ve bizim de taktığımız stentlerin hemen uyguladıktan sonra bile MR'a aldığımız hastalar var. Ama güvenlik itibariyle acil durum söz konusu değilse birkaç ay bekledikten sonra MR çekilmesini daha uygun görüyoruz. Dediğim gibi stentler erimiyor. Üst üste stent koyabiliyoruz. Stentler kıvrımlı damarlarda da uyum sağlayabiliyor. Stentin tıkanmaması için kan sulandırıcı ilaçlardan bazı ilaçları veriyoruz. Onları muntazam olarak kullanmanız gerekiyor. Tekrardan yeniden stent içine stent koyduğumuz vakalar 10 kişiden birinden daha az. %90 bu stent bir daha o bölgede daralmıyor. Stentten öncesinde ve sonrasında damarın herhangi bir yerinde plaklar gelişip artıp daraldığı oluyor tabii. Ama onları engellemek için dediğim gibi kolesterol ilaçları, başka videolarımda bahsetmiştim. Yine stentle ilgili eski videolarım da var. Onları da yine izleyebilirsiniz. Stent uygulandıktan sonra bana ne yapmam gerekir diye ayrıca bir videom var. Onu da izlemenizi öneririm. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.